Hadi destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Evet abi, şu karizmaya bakın ya. Vallahi var ya, yemin ediyorum, insan karakterine aşık olur mu? Ben Çarım'a aşık oldum abi. Evet dostlar, Warrior serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi birazdan BDV saati gelmiş olacak. Şuradan da göstereyim. Saat 6:59. 7'de işte BDV gelmiş olacak, saat 7 gibi. Pazardaydım öncesinde, herhangi bir şey satılmamış. Satılmış olsaydı direkt pazar üzerinden size burada kaydı açacaktım ama dedim geleyim BDV'den önce şurada kayda gireyim diye, şöyle şu yakışıklıyı bir göstereyim dedim. Şu karizma aslanımızı, bir cengaverimize. Bu sırada ben pazardayken bana PM atan sendikalı farmer arkadaşıma çok teşekkür ederim. Aleykümselam kral. Aynen, biraz hızlı oldu ama onun sebebi de sırf hani böyle daha güzel farmlar atabileyim diye. İşte Greal Leech dediğim gibi, böyle DTC falan, böyle elle 2 saat 3 saat böyle atabildiğimiz kadar farm atmaya çalışacağız. Yani amacımız bir an önce dediğim gibi, ha, BDV'miz de geldi. İyi, güzel. 2'ye 2, biz her türlü giriyoruz. Amacımız dediğim gibi 65 ve 70 arasındaki farm yapılabilecek yerlerde ikişer saat elle farm atmak, ardından 70 olduktan sonra artık daha fazla etkinliğe girebiliyor olacağız. En azından JR'ye girebilecek seviyelere gelmeden önce bu karaktere belli başlı eklemeler yapmak istiyorum ki hani en azından bir şeylerle girerim, millete ayıp olmasın diye. Abi ben şimdi BDV ile başlıyorum 3. bölüme. Ardından şurada sizin de görebildiğiniz gibi görevler var. Mesela chat görevi falan var. Şurada troll kestiren chat görevi vardı. Onunla şeyi tamamlıyorduk. Ha, aynen. Bu Shellset vardı. Onları bir tamamlayalım abi. Şeklimizi, şemalimizi yapalım. Şu yakışıklı aslanımıza şekil şemal yapalım. Ondan sonra zaten önemli bir şey olduğu zaman ben kayda girerim. Evet abiler, 3. bölümümüzün ilk BDV'sine herkes hoş geldi. Üstümüzü biz yaptırmadık mı? Neyse, sanırım zaten PvP'de bu durabilitelerin bir şey olmuyor herhalde. Gelen giden yok. Ben hemen altarı alayım. Hızlıdan uzayayım şuradan şöyle. Z'ye takılan biri. Aa, sendikalı farmer geldi. Bu kadar olur. Oo. Dur bakalım. Dur 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 dur. Gelirim bir heal. Gelirim bir heal. Kalkan da almadık ya. O kötü oldu. Şu, ah. Vallahi çok kötü bir işler. YouTuber mıydın sen Şenöz? Aynen dostum. Uf, çok sağlam bir parti var gibi duruyor da, sendikalı farmer bizim olduğumuz yere gelmiş olması, herifin level'ı yüksek değil mi? Neden böyle bir durum oldu onu anlayamadım. Şuradan karşılasak acaba adamı. Dur bakayım. Direkt ona gittiler abi. Şimdi buradan asaslardan birini alamaz mıyız? Kime dalıyorsun lan? Alma bunu video diyor. Kanka olsun, yenmek de var, yenilmek de var. Bizim şanssızlığımıza karşıya pres gitti. Bir de daha evvel ve itemleri var gibi duruyor. Ya şimdi aşağı hep beraber keselim diyor. Tamam. Birlikte inelim. Deneyelim üçümüz. Hadi abi, bakalım ne olacak. Şimdiden bir şunu basayım. Üzerimde de başka iyi bir şey yok valla. Ha, süper. Süper abi, harikasın. Çok güzel. Şimdi aslında taktik kastıraraktan oynarsak bence şansımız olur diye düşünüyorum. Ama tek yapmamız mantıklı ve doğru adımlar atmak olacak abi. Bak mesela sen malis yedin ya, direkt uzaman lazım. Ha,
Süper. Ben de şöyle bir işte bizim okçu biraz daha bir tık daha yakın oynasa. Pres mi? Tamam abi, pres hadi gel. Gel abi, pres de gel. Sendikalı kardeşime gel de, uf fena vurduracak şimdi. Evet. Orada bir hedef şaşması yaşadık abi. Biz aynı hedefe vursak belki şey olabilirdi. Malis ile bitiriyor mevzuyu. Deneyelim mi? Yoksa tamam mıyız? Ben uyarım her türlü. Alt aralınca deney falan bir kişi eksik olacak. Tamam hadi, altalar aldılar abi altarı. Biz de şuraya şey alalım. Sağlam bir skillimizi alalım. 57 skill ile dalmayalım da direkt 60 ile dalalım. Adamın ayağını kıramadım ya. Kırabilmiş olsaydım bir tık daha şansımız olacaktı. Şimdi bakalım, bir kırmaya çalıştık. İşte adam oyalamaya çalışıyor. Abi şey bir ha. Ah. Şimdi preste girebiliriz abi. Eğer preste girersek çok çok daha iyi olur. Hop. Hop. Hayır. Hadi. Hadi. Yok. Olmuyor abi. Zaten hani bende damage yok. Dediğim gibi. Yani zor duruyor işimiz. Bakalım, büyük ihtimalle zaten olmayacak gibi, denemeyeceğiz. Burada bırakacağız gibi. Ya da arkadaş denemek mi istiyor? Deneyelim mi diyorsunuz? Deneyelim dersiniz, ben varım abi. Dönmek yok yani benim için. Ben okeyim. Okey diyorsanız okey yani her türlü. Hadi let's go. Bakalım. Şimdi acaba aynı atakırlara dalmış olsak şey olacak mı? Bakalım abi, diğer okçu da geliyor değil mi? Şimdi bak, ben şey şunu bir ayağını kırmaya çalışayım. Tamam mı? Şöyle heal'da basayım edeyim. Şuna hemen bir ayak kırma attım. Gelin abi, olmaz şunu keselim. Kimi keseceğiz? 999'u keselim o zaman. Presti mi kesiyoruz? Ama Presti kesemiyoruz ki abi. Presti kesebiliyor olsak zaten bence de keselim de. Bizim belki atakır eksiltmemiz gerekebilirdi. Şeyde. Çıkalım, adamların HP kastırıyoruz. Tamamdır dostlar. Ellerinize sağlık. Abi akşam FT'ye giremedik. Şimdi pazara bırakalım dedim. Eğer şu anda tüm pazarda koyduklarımız satılırsa, ki böyle olmayacağını hepimiz biliyoruz Agarta 4'te. 84M civarında para etmiş olacak. Bankada da bir 15M civarı var. Yani nereden baksanız bir GB totalinde para etmiş oluyor. Keyifler gıcır abi. Umarım böyle olur. Bakalım, şimdi pazarı koyuyoruz. Umarım hepsi satılır. Görüşmek üzere. Dostlar merhabalar. Dün hatırlarsanız FT'ye girememiştik ve pazara koymuştuk. Pazara en son koyduktan sonra bir tek Old SSE satılmış. Secret Silver Earring. O da 800'lerden koymuştum. İşte vergisiyle birlikte 8600 civarına gelmiş. Yani şu anda üzerimde de 200K falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. 8800 ile devam ediyoruz. BDV geldi. BDV'ye tıkladım. İlk tıklamıştım. Sanırım eğer tıklayan olmazsa birebir kapışacağım. Yani bu BDV'yi kaçırmamış oldum. O anlamda şanslıyım diye düşünüyorum. Bakalım. Umarım tıklayan olur da şöyle güzel bir PK atarız. Ben şimdi abi bütün parayı ve itemleri bankaya koyacağım. Ardından BDV'ye gireceğim. BDV'den sonra tekrardan pazara koymayı planlıyorum. Çünkü bu itemleri biraz elden çıkarmamız lazım. Biraz fazla pazarda kalmamız lazım. Premium parası ve artı üstüne pot parası elde etmemiz gerekiyor. O yüzden ne düşürdüysek abi bunları bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Ben olmadı parayı bırakayım. Ardından geleyim burada. Tekrar satışa koyayım. Toplam en sonunda, günün sonunda görevlere döneceğim zaman kayda girdiğimde
bir Z raporu alırız. Abiler, turnuva gibi bir BDV'ye hepiniz hoş geldiniz. Birebir BDV. Bakalım arkadaş inecek mi? Şu anda en son birebirdik. Evet, şu anda arkadaş bakayım geliyor herhalde. Asas mı bu abi? Bu okçu herhalde. Dur bakayım, gel, tamam. Okey, gel. Gel kardeşim. Gel bir kapışalım. Niye gittin? Gelmiyor musun? Hadi yetiş, yetişirsin. Eğer ölürsem Arrow kalkanı alacağım. Ve bunu perişan edeceğim abi. Böyle olmayacak çünkü. Bu kardeşimizi. Hop. Kardeşim, kapışmak istiyor musun benimle? Gel bir deneyelim. Tamam. Okey. Yani yaklaşırsan sıkıntı yaratacak gibiyim sana. İstersen çıkabilirsin. Hızlı bir son olur senin için de benim için de. Seninle Epen de gitmez. Burada çok oyalanmamış da oluruz. Ama yok ben ineceğim dersen ben bunların arasında saklanaraktan seninle oynarım abi. Hatta dur şöyle oturayım. Gelecek bu arkadaşımız, geliyor. Bu büyük ihtimalle ilk başta şimdi hani dipten yapamadığını göreceği için uzaktan başlayacak mevzuya. Ben de böyle ağacın arkasında saklanıyor olacağım abi. Şöyle saklanaraktan pozisyonumu alacağım ki hani görüp vuramasın edemesin diye. Bak o hep oralara çıkıp oradan saldırmayı planlıyor şimdi bana. Gördün mü? Ben de misal geliyorum. Şunu alıyorum. Hızlıdan altarı. Şimdi yine böyle ağaçların arasında saklana saklana şunu da atayım abi. Çünkü bu kardeşimiz uzaktan işleyerekten şey yapacak. Ama yani vurdu mu? Vurdu. Okey. Okey. Tamam. Bak uzaktan hani böyle darlayacak. Abi ben potum basarım yani. Hiç sıkıntı değil. Pot harcarım. Bence sen şöyle bir gelir misin? Dur bakayım, belki gelir. Belki kapışmaya gelir. Ben şöyle kaçıyor gibi yapayım abi. Gelmiyor gibi yapayım. Ondan korkuyormuş gibi yapayım. Ve bir anda çıktım. Hop, ayağını kırabildik mi? Gel gel gel. Gel. Hop. Ulan bir ayağını kırabilsem bitecek bu iş var ya. Hadi hadi hadi. Ah. Yere vuramadım var ya. Çok güzel olacak eğer vurabilsem. Şimdi ne yapıyoruz abi? Yeniden saklanıyoruz. Saklanıp altarı götürüp böyle şey yapacağız. Oynayacağız arkadaşla. Tamam mı? Bu arkadaş kendini akıllı sanıyor da ayağını kıramadım. Ayağını kırsaydım bu iş bitmişti. Şöyle oturalım. Oturalım. Bakalım. Gelecek mi, çok merak ediyorum. Yani ayağını kıramadığım için yetişemiyorum işte dediğim gibi. Elimde de başka hani sağlam bir şey yok. Elimiz dediğim yani şu an olayımız altara kaldı gibi. Şuradan gelip altarı alıyoruz abi. Bu okçu arkadaşımız da şuralardan inecek büyük ihtimalle. Şöyle defansımı bastım kendi. Pasif şey basic skillimdeki defansımı. Şimdi bu arkadaşımız böyle full ok yardıracak oradan bize uzaktan. Vurabildiğince. Ha, bu 60 değil mi? Yo 60. Niye şey atmıyor, Shadow Hunter atmıyor? Çok fazla mana harcıyor diye. Evet, bu kardeşimiz de çok fazla mana harcamak istemiyor sanırım. Böyle gelip dipten böyle hani şeyle vurmak istiyor. Bak kardeşim, sana sıkıntı yaratırım. Harbi diyorum, sana sıkıntı yaratırım. Yani dengin değilim lütfen. Şuraya da şunu teslim ediyorum. Ve senin de şimdi çıktığını görmek istiyorum. Buradan. Kalk git buradan hadi. Kalk git. Şakası bir yana arkadaşa denemesi için yani bu nasıl söyleyeyim, özgüveni için başarılar abi, tebrikler. Kendi sanırım bir daha denemek istiyor. Hemen son vermek istemiyor bu olaya. Bakalım, Z'ye de takılmıyor gerçi. Heh, evet geliyor. Kardeşim benim ya. Seviyor aksiyonu, seviyor benim kardeşim. Kanka iyi gel, tamam gel, sıkıntı değil.
Ya bunu sen alsan ben seni zaten sen gidemeyeceğin için keseceğim yine şey alacağım. Ama altarı sana veremem. Çünkü benim altara ihtiyacım var. Hani kaptırmamam lazım onu altarı. O da bana vurabileceği yer arıyor şurada. Efsane ya, vallahi efsane. Hop, hemen bir altarı almaya gidiyoruz. Bu kardeşimiz de zaten şey manasını harcamıyor. 60 skillini kullanmak istemiyor. Ben şöyle genişten alaraktan abi kaçıyorum, tamam mı? Genişten alaraktan kaçıyorum. Eğer böyle dikine gidersem arkadaş vurur çünkü. Ama dikine gitmezsem zar zor vurur. Vurur tabi ama zar zor vurur yani. O çok mana harcıyor, mana harcamak istemiyor. Ama yakınıma da çok gelmek istemiyor. Hop, ayağını kırabildim mi? Sanırım kırabildim ayağını, biliyor musun? Evet. Kanka üçlü beşli yapacaksın da üçlü beşliyi de çok iyi yapamıyorsun gibi. Hani biraz dayanabilsem belki bir şansın olacak da bilemedim. Yine de. Arkadaşımıza vallahi helal olsun. Özgüveninden ötürü tebrik ediyoruz kardeşimize. De artık yani hani mevzuyu uzatmasan mı? Hani seninle epeyne yazık oluyor. Problem değil benim için. Ben mevzu uzuyor diye hani şey yapıyorum. Sen burada bana NPT oluyorsun. Bak yine geldi. Gel o zaman gir. Gel hadi gir. Gel gir hadi gel. Evet. Ne olacak? Ne olacak yani? Ne olacak yani? Ha? Ne olacak peki şimdi? Armor bastım bir de. Gel hadi gelmiyorsun. Hop bak. Ice'ın da tutmadı. Gelmiyorsun da yanıma. Ha nasıl olacak böyle? Ya ben o altarı alacağım. Ve bu olayı bitireceğim yani. Sen oğlum niye böyle yapıyorsun lan kendine ha? Sen niye böyle yapıyorsun kendine? Ah! Yere vurmam. Tüh be, çok az yanı kaldı. Sen niye bunu kendine yaşatıyorsun? Hem zaten çok mana harcıyorsun 60 skill atacaksın derken. Hop bak o da ağaca çarptı. Yani bırak bu işleri diyorum sana. İyi tamam sen madem hakikaten benle 60 skill'i oynayaraktan, mananı kayaraktan bu BDV'yi almak istiyorsun. Tamam abi. Okey. Okey. Ben de şöyle. Tamam mı? Geleceğim. Bak gelmiyor ki. Neyse. Ben gideyim şunu bırakayım. Kendin boş yere şeyinden harcıyorsun birader. Mana potundan harcıyorsun. Bana can potu harcatıyorsun. Ben bu BDV'yi salmam abi. 90 defi açacağım. Anladın mı? Ama şimdi koşabiliyorum. Sen ne yapacaksın? Ha? Oğlum potun bile yok lan. Can bile basmamışsın kendine. Ay ay. Şimdi neyse biz can ve mana potlarımızı basalım. Ardından tekrar altarın oradaki yerimizi alalım abi. Çıktın mı? Çıkmadın. Geliyor musun? Bakalım. ZD'lim. Evet geliyor abi. Adam inada bindirdi mevzuyu. Sanırım geliyor. Olsun gelsin, buyursun, hoş gelsin. Bekliyorum seni. Bakalım. Gelmiyor sanırım, pes etti. Hareket etmiyor çünkü. Daha abi ben kaç kez daha altarı alacağım ya? Ha yok, geliyor mu? Geliyor. Hadi gel. Hop. 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 Vay. Tam altarı alacağım zaman dibine gireyim orada üçlü beşli başlayayım mantığını deneyeyim dedi bir de. Öyle tutarsa oradan götürürüm dedi. Güzel abi güzel. Yani bu düşünce de güzel, kötü değil yani. Ben okçu olmuş olsam büyük ihtimalle ben de derdim ki ulan tam alacağı zaman gireyim defi açayım. Bu da tam altarı alacağı zaman dibine gireyim üçlü beşli üçlü beşli keseyim bunu diye ben de düşünürdüm açıkçası. Arkadaşa bu düşüncesinden ötürü tebrik ediyorum. Kendisi
Hala çok kararlı bir şekilde sanırım devam etmek istiyor bu sürece. Saygı duyuyorum dediğim gibi. Ben yine buradaki... Aha zaten ben kazanmışım. Okey. Abi ellerine sağlık arkadaşın. Yılmadı, denedi. Bu da bir şeydir. Devam ediyoruz. Abi şimdi baktığımız zaman Old Press Pendant da gitmiş. 4M728K'da oradan gelmiş. İşte üzerimizde de biraz vardı. 4780. 2 tane kırmızı kutumuz ve bir old rolümüz kaldı. Artık bunları da başka zamana satacağız. Ya. Yapacak bir şey yok yani. Şuradan şunu verelim. Ve toplam ne kadar olmuş birlikte görelim abi şimdi. Şöyle bronz premium için ha diyordum ki bronz premium alırım ederim falan filan diye ama bronz premium almaya gerek yok gibi abi. Çünkü şimdi gold premium alırsam bunu yorumlarda birçok arkadaş da yazdı. Gold premium alırsam Trina artı oradan gelen 2800 cash de ben satarım. Üstüne birazcık daha eklerim. Gider artı 7 Raptor alırım. Hatta para artar bir iki tane belki old takı bile yaparım yani. O yüzden bronz premium almamayı planlıyorum. Böyle gold premium alana kadar devam ki abi. Bir şekilde yapacağız edeceğiz. Zor olacak ama yapacağız yani. Daha önceden yapmadık mı? Bir önceki serimizde yaptık. Burada da yapacağız. O yüzden evet bu karakter varıyor ama sıkıntı yok. Biz zorlukları severiz yani. Bizim sevdiğimiz şeylerdir. Challenge severiz biz. O yüzden şimdi şöyle yapacağım. 1'e giremiyorum şu anda zaten premium yok. Anca ona sabah girebilirim. Ama onun dışında chat görevlerini devam ettireceğim. Üstü şerif falan da alacağım. Ondan sonra ne bileyim bu yapılacak kolay kesilecek görevleri falan da yaparım. İşte Marodon'da da falan şey var. Şu kazma kürek görevinden var. Onu da yaparım. 66 olurum diye düşünüyorum. Ardından esas görevlere başlayacağız ama premium almadan şu toplama görevlerini vermeyeceğim. O XP şey anlamında çünkü düşük veriyor XP. Ona dikkat etmemiz lazım. Gold premium almadan onu vermeyeceğiz. Yani bol bol farm yapacağız abi. Hatta belki farma bile oturabilirim yani. Şimdi bakayım. Bir karar vereyim. Ben tekrar kayda gireceğim. Çok görevimizi yaptık. Hatta bayağı da daha duruyor. Estland'da falan yapmıştım. Birçok chat görevim, işte Marodon'daki diğer kazma görevi falan filan bunlar duruyor. Bunların hepsini yapacağım. Ama şunu bir birlikte alalım istedim ya. Şu karizmaya birazcık daha karizma birlikte ekleyelim istedim. Bakın. Hop. CZ'ye geçmeden önceki şer görevlerimizi hepsini eksiksiz tamamlayıp karizmayı hat safhaya çıkardık abi. Şimdi şu karizmanın eline bir tane artı raptor yakışır gibi geliyor bana. Bakalım önce bir gold premium'u elde edeceğiz. Ardından 7 raptorumuzu çekeceğiz abi. Devam ediyoruz. Evet abi Lamia'ya geldik. Şu anda sabah 07.53 gördüğünüz gibi. Kendime de whisper atıyorum. Aslında ben buraya gelmiştim. Biraz %89'a kadar RPR'e düştüm. Şunları falan düşürmüştüm. 100K'yla gelmiştim. Ama dedim ki bu slot farmlamaya değer mi bu level'da bir göreyim diye. Şimdi şunları attı. Ya çöp slotu gibi değerlendirip aslında bir buraya bir 60-70 dakika izin vereceğim abi. Kendime atıyorum whisper'ımı 07.54 yazdım. Ondan sonra 17.222 yaratık. Hadi 120K'yla da gelmiş olalım. 120K'da coin yazalım. Bu üstümüdekileri düşürdüm arkadaşlar buradan. Ya dediğim gibi ben çok değerli şeyler değil. Ama hani belli bir ederi olan çöpler en azından. Şimdi ben diyorum ki burada şöyle bir 70 dakika güzelce saat 9'a 9'a 10 geçe kadar böyle 70-80 dakika güzelce bir farmımızı atalım Lamia'da. En azından bu 66 level'da Lamia'nın bir durumunu görürüm. Ki şey diyorum hani bu Lamia farmı sonrasında ikinci bölümde de Lamia farmı vardı hatırlarsanız. Yani merak ediyorum Lamia'dan şimdi bus almıştım, MS almıştım. Hani bu seviyede bir şey alır mıyım onu merak ediyorum 66'da. Eğer hani Lamia bana bu level'larda da boş geçmez boost'tur MS'dir böyle drop verirse abi ben burada Lamia'da üzerine bir tık daha devam edebilirim gün içerisinde.
Çünkü güzel gibi duruyor hani. Çok pot da harcamalık bir durumum da olmuyor. Böyle çok kriz anı gelirse anca pot basarım. Zaten son 37 cam potum var. Onun dışında potum kalmadı. Onu da depolamam gerekiyor. Şimdi bu level'da birazcık daha seri olduğum için iki slot da yapabiliyorum böyle. Diğer slota da karışabiliyorum. O iyi oluyor. Böyle böyle döneceğiz abi hızlıdan. Yolumuza bakacağız çünkü güzel soul verdi. Soul çok atmadı. Şu üçünü atarken mesela soul attığını görmemiştim. Soul attı, iyi oldu. Ya burada mana da kasıyoruz nispeten. Hani bizim için iyi oluyor. Çünkü soul'un düşmesi iyi oldu. Bir Deru'ya baktım buraya kayda girmeden önce. Derular bana yeşil gözükmüyordu. Beyaz gözüküyordu. Yani dedim bir tık erken oraya böyle 68-69 gibi falan giderim. Hani bir 2-3 level daha alayım öyle gideyim diye düşündüm. En azından hem birazcık daha kuvvetlenmiş oluruz. Vurduğumuz daha da hani yankılatır böyle diyeyim slotları. O yüzden şimdi Lamia'daki farmın durumunu görelim abi, bize ne bırakıyor? Bir 70-80 dakikalık düz premiumsuz Lamia farmı. Bu bizim yakışıklı cengaver varıyorumuza ne bırakacak? Bir görelim. Zaten şerleri de taktıktan sonra karizmayı arşa çıkardık beyler. Yani şu tipin şu karizmaya bakar mısınız? Karizma şu anda göklerde geziyor yani. Evet, monster drop'u olduğunu görmüş olduk birlikte. Şöyle tam monster çıktıktan sonra kayda girdim. Şuraya da hop monster'ımızı ekledik. Gördüğünüz gibi. Şurada da hemen tekrar gösterelim. Şöyle monster'ımızı hop cukkaladık abi. Güzel. Bak ya şunu sevmiyorum. Gelmiyor 2 saatte bir. Hop şuradan da manamızı şunu alalım. Yani monster'ı göstermek için devreye girmiştim. Hani onu göstereyim diye. Ne kadar olmuş başlayalı? 13 geçiyor. Biz kaç geçe başlamıştık? 54. Yani işte ortalama bir 20 dakika kadar oldu diyebiliriz. Hani neredeyse. O civarlarda bir süredir bir tane monster'ımızı aldık. Bir de RPR'ye gelmeden ben buradan bir de bu salırsam var ya, şurada kalkar abi, yemin ediyorum göbek atarım. Abi telefonla konuşuyordum. O sırada kayıda giremedim. Ama hemen göstereyim. Şuradan ikinci monster'ımızı da alıyoruz abi. Hemen devamında bakın. Şöyle hop temizinden aldık monster'ımızı da ikinci. Onu da şurada gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi burası ikinci monster. Ne kadar oldu? 30 geçiyor. Biz ne kadar da başlamıştık? 54. Yani 36 dakikadır buralardayız abi. Neredeyse yarım saat kadar oldu. Ve şu anda yarım saatte 2 tane monster drop'u almış olduk. Abi bu güzel haber, sevindirici haber. Çünkü ne demek? Burada belki bir sonraki yarım saatten RPR yapıp geldikten sonrakinde şu anda %14. Birazdan aslında RPR'ye de gitmemiz gerekecek. Son durumumuz bu inventörünün. Şu biraz dikkatimi çeken bir item oldu abi. Şuna bir bakın istiyorum. 71 ataklı MP recovery. Ama satacağız yani çünkü two-handed. Yani hani bununla bir şey yapamayız. Atağı da öyle çok yüksek değil. Böyle 1 artı 3 artı 4'lerin de sanırım böyle MP rekleri falan çıkıyor herhalde. O olmuş olsaydı hani atağı yüksek olduğu için belki ne bileyim geniyle ileride geni aldığımız zaman bir yerde XP bıraktığımız zaman hani onu takardık falan, onunla vururduk. Atağı yüksek olacağı için, ama belki ona da vurmamıza gerek kalmaz ya. Yani şu sadece atıyorum şuradaki spear ve MP recovery silahı yeter herhalde. Vallahi güzel abi ya. Yarım saatte iki tane monster. Mana da kasıyoruz. Can çok basmalık bir durumumuz olmuyor. Çok kriz anı olmazsa can basmalık bir durum olmuyor. Şu 3'teki skill ile idare ediyorum. F3 3'teki skill var ya. Manadan çalıyor, can veriyor. Onunla idare ediyorum. Yani çel çöp kısmında da hani çok böyle wow işte bizi var ya harika arşa çıkaracak çöpler atmadı. Şu Morningstar artı 6 glasiyer demeye çıktı. Şu bir ürküttü. Hani MP recovery olsa harika olacaktı yani. Tadından yenmezdi o zaman. Bakalım abi, devam ediyoruz. Zaten RPR kısmında birazdan göreceksiniz. Ekstra bir şey varsa zaten orada göstereceğim. Evet abi, şu anda saat kaç bakalım? 39 geçiyor. Neredeyse 40 geçecek. 54 de buradan desek. Yani son bir 14-15 dakikamız kalmış. Ama olsun, hızlıdan bunları satıp. Hatta ne? Yok, 20-25 dakikamız var abi. 70 dakika yapacak demiştik. Pardon. Hemen şunları hızlıdan okutalım. 150 kayıttı abi burası.
100K ile ben geldim desem, 120K'ydı özür dilerim, 300K bunları da yaptık derken 172K'ya düştük. Okey abi, şu an üzerimize 172K var. İki tane monsterımız var burada. Ne yapıyoruz? Slotumuza gidiyoruz. İşte ben 41 geçe falan orada olmuş olsam, hadi 40 geçe başladık diye varsaysak, ondan sonra 54 olması, işte 40 geçe başladık, 14-15 dakika sonra 1 saat olmuş olacak ama biz 70 dakika yapacağız demiştik. 70 dakika yapacağımız için de buradan bir 24-25 dakikada slotta dururum diye düşünüyorum. Hatta ben 25 dakikayı 30 dakikaya daha çıkartırım gibi. 80 dakika totalde yaparız gibi duruyor. Çünkü buradan işte gittim geldim falan filan derken sürüyor abi. İşte RPR yaptım. Bir de 20K, 10K, 10K işte Asuka'ya gittim. Oradan Lenate'e geldim. 20K'da oradan düştü. Aslında burayı 190K gibi düşünebiliriz buradaki parayı. Ama problem değil. Biz 172K'dan sayıp hemen buraya üstümüzü, başımızı, bufflarımızı, onu bunu, armorumuzu basalım. Hızlıdan güm diye girelim slotumuza. Bakalım, umarım bu geri kalan yarım saatlik sürede güzel bir drop elde ederiz. Keyifler yerine gelir. En kötüsünden bir monster daha almış olsam şu 20-25 dakika içerisinde ya da yarım saat içerisinde diyeyim, benim için oldukça yeterli olacaktır abi. Devam ediyoruz. Ben önemli bir drop olursa zaten kayıda gireceğim. Abi şuna bakın ya. Boss'umuzu da aldık yemin ediyorum. Ulan 2 monster, 1 boss. Ne kadar oldu? 51 geçiyor. 0. Yemin ediyorum dur yazmayayım bunu buraya şimdi. Sonunda Z raporu verirken yazarız buraya. Ulan yemin ediyorum var ya. Heyecandan gittik. PM'e kendimizi şeyi yazacaktık. Sanki bitmiş gibi farm. Ya yani 1 saat olmadan abi gördüğünüz gibi 52 geçiyor. Burada da 54 geçe başlamışız. 1 saat olmadan 2 tane Monster Stone, 1 tane de boss aldık abi. Daha ne olsun aslında, fıstık gibi slot. Ben burada 70 dakikayı tamamladıktan sonra bu level'da gelip burada 1.70 dakika daha çekip totalde burayı 140 dakika, hatta 140 dakikayı da düze tamamlamak için 150 dakika Lamia farm yapabiliriz beyler. Elle. Sadece elle 150 dakika Lamia farm. Uf, harika olmaz mı? Şimdi ben burayı 70 dakikayı tamamlayacağım abi. Tamam mı? Yani yaklaşık işte bir 10-15 dakikamız daha kaldı. Onu da tamamlayacağım. Ardından dediğim gibi biraz dinleneceğim. Sonra benim işler güçler var. Onları halletmem gerekiyor. Ama bulduğum ilk fırsatta, bulduğum gün içerisindeki ilk boşlukta tekrardan gelip burada 2 saat farm atmayı planlıyorum. Bilginiz olsun. Şu anda Lamia'dan ben memnunum abi. Bu 1 saat içerisindeki 2 monster, bir boost drop'undan ben şahsen memnunum. Zaten boost'u 2600'lerden falan okuturuz en aşağı. Bir gider bakarım, belki yanlış da düşünüyor olabilirim. Şu 2 monster'ı var. Yani şu iki monster'ı da tutar mıyım ya da monster'lara girer miyim bilmiyorum. Bakalım gün içindeki gelişmelere göre değişecek. Şu iki monster'ın birinden de bir drop alırsak var ya, üf, değmeyin keyfime yani. Neyse dostlar, devam ediyorum. Ben bir şey çıkmazsa zaten farmımız tamamen bittikten sonra Z raporunda görüşmek üzere diyebilirim. Devam ediyoruz abi. 15 geçiyor. 9-15 geçiyor. Biz burada 7.54'te başladık. 09-15. Yani nereden baksanız 80 dakika kadar burada farmımızı yapmışız. Hatta bir tık geçtik ama hiç önemli değil. Toplam 80 dakika. Ortalama premium sus 80 dakika Lamia farm. Yazdım bunu da buraya. Aşive bakalım. 17.757 olmuş. 17.757 yaratık olmuş. Şimdi abi şunu birlikte satalım. Boost da güzel durmuyor mu ya? 1 saatte abi boost ve 2 MS yani. Bence gayet güzel. Şunları hop okutalım böyle temizinden bir gitsin. 300K da buradan hop şöyle derken 672K. RPR yarısına kadar, ha yarısına bir tık geçmişti. Şunları da RPR ettireyim. Bunlar da RPR oldu derken, hadi üstümüzü de etledik falan derken 400K normal, hani burada çeli çöpü falan bıraktı abi.
Hadi buradan 100k düştük. 300k, onun dışında bir buz, iki monster var. Yani şöyle, bıraktığı para uğruna değil de şu buz ve monster uğruna burada bir 2 saatlik farm daha atılabilir ya da bir 80 dakika daha farm atılabilir. Ve atacağım da herhalde, bir 80 dakika daha sıkıştıracağım bunun akabine. Bakalım, şimdi devam ediyoruz abi. Önemli bir şey olursa ben tekrar kayıda gireceğim. Abi geldim ve old rolün satılmış olduğunu gördüm. Ve bu beni aşırı mutlu etti. 48 M civarından koymuştum. 48 küsürlüydü böyle. 48-800 müydü neydi, o civarlardaydı. İşte vergisiyle birlikte şu anda 47... Ulan iyi vergi kesmiş ya. Ulan premium yok diye bu kadar da yapılır mı arkadaş? Ya bu insanlar, bu gariban, büyümeye çalışan, elit olmaya çalışan, ilerlemeye çalışan, human ırkına güç katmaya çalışan bu cengaver premium yok diye bu kadar hor görülmek zorunda mı? Bu kadar para kesilmek zorunda mı? Ulan böyle bir şey yok ya. Neyse. İşin şakası abi. 47M 485K üzerimizde para var. A4'te belli ki kartlar yeniden dağıtılıyor. A4'te item satıldı abi. Gerçekten bu serverlarda şu anda kartlar yeniden dağıtılıyor. Boost'umuz gitmemiş. Boost düşürmüştük Lamia'dan, hatırlarsanız. İki tane kırmızı kutumuz var. Zaten şu MP Rack Dagger'ları görüyorum. Hani bunları 6M'e kadar düşürdük. Yani dostlar, burada herhalde bizim ilk bölüm o kadar fazla izlendikten sonra bir tık hani bunun da yapayım ben, buradan da yürüyeyim falan gibi düşünen arkadaşların da işine gelmiş oldu diye düşündüm ben. Çünkü epey fiyat düşmüş yani. Akıl alır gibi değil yani. Hani öyle böyle değil. Ben çünkü baktım. Ulan bir süre herkes artı 3 artı 4 dagger satmaya başladı. Bu MP Rack'te. Tabii ki de bu daha önceden satan vardı. Bu satılıyordu. Bunun ben çıkarmadım. Asla böbürlenmiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmayın. Hani eğer yanlış anlaşıldıysam da özür dilerim. Hani öyle bir niyetim yok. Demek istediğim, herkes saldırdı. Ulan şu dagger'ları ben satsaydım da bari ondan sonra saldırsaydınız. Şimdi arz talep meselesi yani. Piyasada çok olduğu için çok fazla artık hani şey de kalmadı. Fiyat düştü yani o yüzden. Üzüldük. Neyse, umarım bir şekilde satarız. Onun dışında şimdi ben abi pazarı bozacağım. Biraz farmıma bakacağım. Çünkü buradan 2 MS bir de boost'umuzu almıştık. Şunları hemen buraya atarım. Ondan sonra bir çantayı organize ederim. Tekrar bir Lamia mı yapsam diyorum, 60-70 dakika. Güzel olabilir. Neyse. Slotta görüşürüz. Dostlar, slota geldim, görev yapayım dedim. Hani slotta okçu var, kasıyordu. Tabi bir şey dikkatimi çekti abi. Herif böyle bir cosplay gibi hareket ediyor sanki. Bak bak. Bak bak, birlikte gidiyorum şimdi adamla. Hop da adam slota gitmeden buradan böyle koşa koşa vurmaya başladı. Hey maşallah kardeşim benim ya. Doğrama makinesi hakikaten. Vallahi bu arkadaş büyük ihtimalle cosplay abi. Baksana, korkusuz bir şekilde gelmiş buraya, açmış patır kütür. Yani dostum, ben normalde hani sen buraları geniyle dönüyor olmuş olsan zaten bir sıkıntı yok. Da bu yapmış olduğum bir zat yani, illegali sömürmek, dibine kadar kullanmak. O yüzden ben seni kayda alıyorum. Bakalım, eğer olur da bir bu oyundaki herhangi yetkiliden birinin gözüne çarpar da bir şey olursa, buyurun abi, herif açık açık cosplay yani belli ki. Problem değil, ben slot almak zorunda değilim hani. Zaten bir şey amaçlamıyorum. Channel değiştirir gider, farklı yerde de görevi yaparım da. Adam çok cosplay gibi hareket ediyor yani, böyle daha mekana gitmeden falan vurmaya başlıyor. Bak şuralarda vuracak herhalde. Hop bak, daha erkenden vurdu hatta. Neyse abi, bu da böyle. Ben şimdi bir Eslant'a gideyim. Zaten saat 4'te Night Royale var. Ondan sonra da bakayım bir farm atarım, belki Eslant'a da farm atabilirim. Bir karar vereyim, kayıda gireceğim. Evet, ünlü Lamia slotunda tekrardan merhabalar. Şurada bir tane arkadaşımız geniye bırakmış, kasıyor. Şu slot boş abi. Şu slotta da biz kasacağız inşallah. Bir saat kadar farmlamayı planlıyorum. Eğer aksi bir durum ya da böyle acil bir durum olmazsa, şu anda saatimiz 4:22 geçiyor. 16:22 PM.
Hemen yaratığımıza da bakalım. 17.764. 17.764 yaratık total. Üzerimize de 2K coin. Temiz abi, biz şimdi şöyle seriden başlayalım. Burayı zaten pardon, şunla dönüyordum abi. Burayı carving'le dönüyordum, özür dilerim. Aynen. Burayı carving'le dönüyorduk. Çok mana harcatmıyor ya da böyle jump pot harcatmayan bir slot. Hop, o neymiş? Daha gelir gelmez bir drop'u var. Drop'la karşıladı. Buranın çöpü çok iyi değil ya. Bir tık daha iyi olmuş olsaydı, ben şu anda buraya ne için geldim siz biliyorsunuz. Buz ve MS için. Bakalım, umarım buradaki bu 1 saatlik farm maceramızda da... Aha, şuraya saklanmış. Gel lan buraya. Bir buz ve MS'imizi alırız be. Ha? Şöyle R vursam gelmez misin? Bence gelirsin. Hadi uğraştırma beni. Hop, seni de şöyle hızlıdan indirelim. Dibimize bir tane daha geldi. Ben abi seriden bunları döneyim. Repere geldiği zaman ya da önemli bir şey çıktığı zaman tekrar kayda giriyor olurum. Devam ediyoruz. Şimdi repere için town'a gelmemiz gerekti ama bu sefer güzel çöp birikti abi. Hemen saati göstereyim. Şu anda 12 geçiyor. Tam 11 geçeydi geldiğimde. 5'i 12 geçiyor şu anda. Yani 17, 12 PM. Kaç yaratık? 50 dakika. Total 50 dakika farm sonuçları yazalım. Abi 1 saat demiştik ama ayrıca bir işim de çıktı. Şimdi 10 dakika içinde dönüp gitmeyeyim. Hani hiçbir şey bile çıkmayabilir. Şuradan aşırıdan 18.099 da yaratık diyoruz. 18.099 yaratık. Yani okey abi, bize 50 dakikada dediğim gibi şunların hepsini bir satalım. Neyimiz var neyimiz yok birlikte görelim. Ne elde ediyoruz? Yoksa böyle avucumuzu yalıyoruz ki bir tık öyle olacak gibi. 50 dakikalık farmda ne yaptık abi? 50 dakikalık farmdan bunları da RP ettirdin. Al sana 160k para, anasını satayım. Bizim acilinden ya burası gerçi MS ve bu satıyor da, hani böyle MS ve bu bir tık daha böyle fazla. Gerçi ben de premium yok. Ne bekliyorsam, neyin havasına giriyorsam, artistini yapıyorsam işte öp başına koy. Anası satayım değil mi? Bana kızdığınızı duyuyorum abi şimdiden. Haklısınız. Premium yok lan, sen kendine gel önce. Ama işte ne yapalım ya, şu karizmaya bak ya. İşte şeyden abi, o kadar her şey düşünce, tamam mı? Premium varmış gibi drop alınca insan bir şımarıyor ister istemezden. Neyse, 166k üzerimize kalsın. Dediğim gibi 50 dakika Lamia Farm'ı da böyleydi. Sabah da biz zaten 80 dakika kadar atmış olduk. 70-80 dakika aralığında. 130-140 dakika aralığında totalde bir Lamia Farm'ı da olmuş oldu bu level'lar arasında. Şimdi benim amacım bir iki level daha alıp böyle artık Deru'ya gideyim gibi. Hani böyle nasıl diyeyim, 68'e doğru direkt go'layım. Yapabileceğim görevleri, her şeyi yapayım, hızlıdan görevleri yapıp artık böyle biraz daha Estland'da çöp farmı olur ya da 70 olup hani böyle bulabildiğimiz 1 saat 2 saatlik böyle sabah kimsenin girmediği saatlerde hop hemen gidip mesela CZ'de ağaç farmlama gibi. O yüzden ben bu level'larda farmı artık bir tık bırakıp bir 68-69 böyle oradan 70 böyle yardırırım diye düşünüyorum abi. Bilginiz olsun. Genelde Lamia'nın totalde işte sabah elde ettiğimiz ve bu elde ettiğimizle birlikte 130-140 dakikalık total farmında premiumsuz bunu elde edebiliyoruz. Yani bir önceki farmdan da gördükleriniz ve bu farmdan da gördüklerinizle birlikte hesap sizde abi, dediğim gibi. Ben şimdi devam ediyorum, işlerimi tamamlayacağım. Akşam görevlerde görüşürüz. Dostlar merhabalar. Delos'a gelmiştim abi. Delos'ta şu Gloom, işte Gloomhunt, Phantom bir de şey yapayım diyordum. Şu nerede? Fallen Angel görevini. Şu Ghost Warrior'lara geldim ya dedim. Buradan TSMS çıkıyordu en son. Bir bakayım edeyim dedim. Ulan şunu bir tutup ha. Abi şöyle, Monster Stone'umuzu buradan aldık. Ghost Warrior'u keserken Monster attı. Acaba diyorum bir iki şöyle bir farmlamayı denesem mi ya? Ha? Yani şöyle bir yarım saat kadar şuralarda bir farmlayıp bakınsam mı diye düşünüyorum. Fallen Angel görevini yaptıktan sonra mı gelsem ya da? Ama iyi vuruyorlar birader. Çok iyi vuruyorlar yani. Hani
Güzel potar yatır gibi duruyor burası. Ha ne bileyim, monster atınca böyle hızlıdan, seriden. Şey yani, acaba burada TS kasabilir miyim? Ya da ne kadar hızlı kasarım? Ya da TS düşüyor mu? Ya da belki 9 takı düşüyordur. Hani hiç bilgim yok abi. Burada yorumlara yazarsanız, buradan düşen itemleri, ben TS düşüyordu diye hatırlıyorum da, burada farklı bir drop varsa yazarsanız sevinirim. MS aldığıma göre sanırım bu benim level aralığımda belli bir drop atar diye ben düşünüyorum açıkçası. MS aldığımıza göre. Bir de şu hani yakmalık şöyle bir şey de atmıştı. Yani yakmalık diyorum, özür dilerim. Satmalık böyle NPC çel çöp. yani hani bilemedim ya, şimdi monster attıktan sonra bir kalsam mı kalmasam mı şey oldu. Acaba hani biraz pot harcayıp bir şey yapsak mı diye düşünmüyor da değilim yani. Hani bir tane TS attığını görsem duracağım ha, biliyor musun? Ya o ışığı görsem durmak isterim. Çünkü Ghost Warrior önceden TS atıyordu ve millet gelip burada para kasıyordu diye hatırlıyorum ben çok eskiden. Ama bu çok eskide kalan bir mevzu mu? Benim bahsettiğim yıllar öncesinde, yıllar öncesinin hani mevzuydu. Abi bir bizi rahat bırak, gözünü seveyim ya. Bunu da böyle koymuşlar buraya. Ne hikmetle koydular. Hani atak da yapamıyorsun şeye. Gel abi sen bakalım. Yani dostlar devam ediyoruz. Ben burada olmadı birkaç tane daha bir keseyim. Şöyle bir 10 dakika kadar falan kalayım diye düşünüyorum. Yani monster attıysa herhalde bir şeyler atar diye umut ediyorum. Bakalım bir devam edeyim. Zaten bir drop olursa gösteririm. Olmazsa Fallen Angel'da görüş. Fallen Angel görevi beni var ya, yemin ediyorum aşırı zorladı ya. Potları bitirdik, baksanıza 9 pot kaldı. Ama bitirdik yani. Alnımızın akıyla şu bir tane de şurada var. Şunları hep verelim abi. Çok zorladı ya. Vallahi öyle böyle değil. Ama level alamayacağız gibi. Bakalım sonra diğer görevlere geçeceğim. Güzel, 5 tane TS'mizi alalım. Bunu satarız. Bizim için iyi oldu. Hop, %96, %4. Diğer görevleri yaparken zaten ben birazdan atlarım dostlar. Delos görevlerini teslim ederken öyle bir kayda girmek istedim. Bir şey de çok elde edemedim. Yani şu belki MP 60 olsaydı gerçi para etmezdi. Millet artı 4 Swordbreaker kullanıyor. İşte çeli çöpü falan çıktı, bunları satacağım edeceğim. Bankada şu an güncel durumumuz 76 civarında para var. Bu 76M'i güzel bir katlamamız gerekiyor yani, öyle söyleyeyim. Zaten şunu almıştık, şunu da şimdi şuraya koyayım. Şu görevi yapmıştık, şunu da satarım. Güzel, 76M temiz para abi, güzel para. Şey yapacağız, Gold Premium'a doğru adım adım ilerliyoruz. Yemin ediyorum var ya, çok çile bir görev var. Onu yapmaya çalışıyorum. Neden çile? Kesmesi çile değil normalde ama burada böyle full mage partiler oluyor. İşte 7-8 PC, ne bileyim, bilgisayar kuran işte arkadaşlar falan oluyor. Onlardan da hani AFK oldukları zaman, AFK olmadıkları zaman genelde parti alıyorlar ama AFK oldukları zaman böyle cebelleşiyorsun. Son bir tane kaldı. Şuradan şunu bir izninizle bir alabilirsek hızlıca kaçmak istiyorum. Burada çünkü RPR yaktık abi, bayağı pot da yaktık. Hani daha fazla kalmaya mecalimiz kalmadı diyeyim. Ki ona rağmen daha bitiremedik. %4 bu kaldı. Hadi son herhalde bunda patlayacak gibi. Patlamadan biz bitirebilecek miyiz? Yok abi. O kadar zor alıyorsun ki. Bayağıdır buradayım yani, dediğim gibi. Bunun kutusu mu açıldı yanlışlıkla daha demin? Böyle bir kutu gibi bir şey gördüm sanki de. Allah Allah. Okey. Hadi. Abi. O kadar uyuz bir şey ki. Bir de RPR geldi bayağı. Hadi, hadi bu sefer son. Hadi bu sefer son. Yes! Bitirdik. Hemen şunu gidip verelim. RPR'yi sonrasında yapacağım. Dodo'daydı abi bu. Geldim Dodo'ya. Zaten buradaki nasıl söyleyeyim, çok az görev kaldı. Hani şu 40 flame rock var da bunu artık bu 67 level'da yapmayayım abi. Bayağı bizim bildiğin masraf oluşturur bize. Blood of Berserker falan. Daha Esland'da yani böyle yaklaşık 3 tane görev falan yaptım. Şimdi geldik. Hop, ver abi bize, güzel. Diğer görev nedir? Centaur kestiriyor. Ondan sonra da bitiyor zaten herhalde yanlış bilmiyorsam. Ben şimdi bir RPR yapayım. Centaur'u keseyim. Ondan sonra da Estant'a diğer görevlere geçeceğim. Önemli bir şey olsa tekrar kayda giriyor göstereceğim. Ben yani bu quest'i
önemli bir şey olduğundan değil de hani çok uyuz bir görev. Yani tek başıma elle MPR, KPR'lerle falan böyle vura vura bir şekilde bir parti dolusu meclisten alabildik abi. Yılmayın yani. Bu vazgeçmeyin bu anlama geliyor. Neyse görüşmek üzere. Arabalar, şimdi görevimizden sonra FT'ye geldik. Şu anda saatimiz 14 geçiyor. Siren isimli arkadaşımız selamlar reis. Keyifli izliyoruz. Videoya da selamlar demiş. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayasın. Bakalım abi, girdiğimiz hiçbir FT'yi kazanamamıştık. Yani üzerimizdeki bu şanssızlığı atabileceğiz mi? Şeytanın bacağını kırabileceğiz mi? Birazdan göreceğiz. Görüşmek üzere. Sonunda şeytanın bacağını kırıyoruz abi ve yeşil kutumuzu alıyoruz. Serimizdeki ilk yeşil kutumuz oluyor bu. Geç oldu. Neyse, problem değil. Bu da güzel. Olsun. Bardağın dolu tarafından bakacağız. Olumlu bakacağız. Negatif basmayacağız yani seride. Bir tane de Forgotten Temple coin'imiz oldu. İki tane de şundan elde ettik. Yoldan gelmiştim. Yorgunum. Pazarı bırakacağım. Sabah ne elde etmişiz hep birlikte görüyor oluruz zaten. Yarın amacım level almak ve belli bir farm atmak. Görüşmek üzere dostlar. Bankaya bakıyordum da şöyle bir şey aklıma geldi. Bu arada pot depolamıştım. Biraz 75'e düşmüştü. 70, özür dilerim, 74 küsürlere düşmüştü. Sonra üzerime yani biraz para aldım. Şöyle bir şey amaçlıyorum çünkü. Şurada FP'leri basmamıştık. Ben şu 5'leri bir alayım. Bir birlikte basalım abi bunları. Hop, bu artı bir mi? Bunu sonra basarız abi. Bununla şimdi şey yapmayalım. Bunları birlikte şimdi basalım. Hem şu FP'leri basmıyorduk yani, hani bunu çok erkenden basmamız gerekiyordu. Onu halletmiş oluruz. Hem pazarı daha böyle dolu bir şeyler koymuş oluruz. Ben ilk başta 3-5 tane alacağım bir artı 6 için. Şöyle gitmeye gerek var mı? Burada basayım ya. Dur, burada basıyorum abi. Yıkılmadık, ayaktayız. Burada basacağız. Tek attım. Item upgrade was Güzel. successful. Güzel. Gayet güzel. Tertemiz abi. Şimdi bunu deneyelim be. Item upgrade was successful. Tertemiz. Bu da güzel oldu. Hadi bakalım. Çok güzel Item abi. upgrade was successful. Bak. Şu anda anvil elleyen olmadığı için ardı arkası geliyor bak. Küt. Ah, bunu yaktım. Çok konuştuk, artistik yaptık, bunu Item yaktık. upgrade failed. Geliyor mu? Geldi. Güzel. Şu anda Item upgrade was 4 successful. tane artı altımız var. Hemen 4 tane de alıyoruz abi. Pat. Şöyle geldik. Hiç kimse basmazken koyduk, gönderdik. Hop. Tertemiz. Item upgrade was successful. Tertemiz. Aa, bu önemli bir parça ama ben şunu atayım. Dur. Adam attı şu anda. Onunki de geçti. Yani ben atsaymışım geçecekmiş. Büyük ihtimalle bu yanacak. Bak, tamam mı? Ha yok, bir daha bastı. Şimdi ben bassam, ha bak gördünüz mü? Bassaydım ben büyük ihtimalle gidecekti. Bana öyle geldi. Şimdi bakayım basan var mı? Evet var. O da sarı attı. Bir sarı daha attı. Kırmızı attı. Olan bir şu anvili bir ellemeyin mi kardeşim? Bir sakinleştirin şu anvili. Abi biraz sakinleşin istiyorum ya. Şu anda biri gerçekten anvili çok meşgul ediyor. Şöyle bir açılalım bakalım bir. Çok sarı var. Ah bak, gönderdik gitti. İyi, neyse bunu gönderdik, Item upgrade yolu hemen failed. arkasından. Bunu atıyorum. Hop, geçti abi. Süper. Item upgrade was successful. Tertemiz. Çok önemli bir parçaydı bu. Ah bak, bu da yandı, gördün mü? İki tane adam da yaktı, ben de yaktım. Item upgrade failed.
Neyse abi, 5 taneden 2 tane geçirdik, güzel. Göğsü geçirmiş olmamız iyi oldu. Güzel para ediyor. Kafalık da güzel. Ben diğer satılacaklarla birlikte gideceğim, şimdi pazar kuracağım. Ondan sonra da bakalım ne edelim.